Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte XPG'nin Spectrix D41 RAM modüllerini inceliyoruz. Şimdi biliyorsunuz ben daha önce kanalımda XPG ile ilgili bazı incelemeler yapmıştım. Hatta bir masaüstü bilgisayar kurmuştum. Orada XPG'nin ürünleri bana gönderilmişti. Sağ olsunlar destek olmuşlardı. Hem RAM hem de SSD çözümlerini kullanmıştım o bilgisayarda. Şimdi teste yeni gelen bir ürün bu. Spectrix'in D41 modeli. Şimdi Spectrix markanın özellikle böyle yanar döner olarak tabir edebileceğim RAM'lerine verilen genel isim, kategori ismi. Şöyle göstermiş olayım RAM'leri. Şu şekilde ikili bir RAM modülü çıkıyor kutunun içinden. Şöyle şirin de bir kutumuz var. Bunu zaten başlangıçta göstermiştim size. Bu şirin kutunun içinden bu iki tane RAM çıkıyor. Bunlar 16 GB'lık iki tane RAM'imiz var. RGB aydınlatmaları da şu üst kısımlarında yer alıyor. Bunları detaylarda sizlere göstereceğim. Bu kısımları böyle yaldır yaldır, baldır baldır yanıyorlar. Ve sizin işte kasanın içinde bir hareket, bir aksiyon oluşturmuş oluyorlar. Hani ben biliyorsunuz ürünlerde genelde bir genel görünümden bahsediyorum. Fiziksel görünüm ama bunu bahsedecek bir şey yok. Bildiğimiz RAM. Sadece dışında güzel bir soğutma sistemi var. Hem ön tarafında hem arka tarafında çift taraflı bir hava soğutma sistemimiz var. Bu RAM ısındığı zaman soğumasını sağlıyor. Bunları zaten çıkarmamanız da gerekiyor. Bunun dışında bu az önce söyledim. Bu RGB'li kısım cihazın üst kısmında yer alıyor. Bunu taktıktan sonra gerekli ayarları da yazılım üzerinden yapıyorsunuz ve rengin işte isterseniz kapatabilirsiniz bu arada. İstiyorsanız da açılmasını ve çalışmasını da sağlıyorsunuz. İsterseniz gelin şimdi de biraz teknik özelliklerden konuşalım. XPG Spectrix D41 DDR4 kategorisinde bir RAM. UDIM form faktörü var. 8 ya da 16 GB kapasite seçenekleri bulunuyor. Bana gönderilen dual 16 GB yani toplamda 32 GB oluyor. İsterseniz tek tek de alabilirsiniz. 8, 8, 16 ya da tek 8 de alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış durumda. Bütçenize bağlı veya nasıl kullanmak istediğinize bağlı. Ama tabii RAM'leri biliyorsunuz ikilik olarak kullanırsanız daha fazla verim alıyorsunuz. Daha fazla performans sağlıyorsunuz. Bu da bilinen bir gerçek. Spectrix'in D41 modeli 3200 ya da 3600 MHz frekans hızlarına sahip. Bununla ilgili bir tablo var. Ben bu tabloyu firmanın kendi bir PDF dokümanı var. Onun içinde buldum arkadaşlar. Kodlarına göre 3200 mi çalıştı, 3600 mi çalıştı yazıyor. Ben bunların arkasına baktım. Mesela bana gönderilen 3600'dü. Ama farklı kod seçeneklerinde yani farklı türlerinde 3200 çalışan da var 16 GB'ın. Hakeza 8 GB'ın da o şekilde. O tabloyu ekranda göstereyim şu anda. Ona bakarak siz de hani 3200 mi alayım, 3600 mi alayım ona göre karar verirsiniz. XPG'nin bu RAM'leri hem AMD hem de Intel işlemcilerle birlikte uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Tabii ki anakartın vesairende uyumlu olmak kaydıyla arkadaşlar. Çok eski sistemler düzgün çalışmayabilir. Onun altını çizeyim ama yeni nesil anakartların birçoğunda çalışır diye düşünüyorum. Gelelim fiyat meselesine. Şimdi tek 8 GB almaya kalkarsanız 600 TL civarında bir fiyat var. En azından ben bu videoyu çektiğim tarih itibariyle. Eğer tek 16 GB almak isterseniz 1100 TL gibi bir fiyatı var. Böyle dual kit olarak almaya kalktığınızda ise fiyat 2249 TL civarında oluyor arkadaşlar. Yani ürünün fiyatı da bu şekilde. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Ben bu ürünü şu anda ekranda görüyorsunuz. Şuralarda bir yerden çıkartırım. Asus'un Prime B450M K2 anakartının üzerinde ve AMD Ryzen 5 5500 işlemciyi denedim arkadaşlar. SSD olarak da yine XPG'nin 256 GB'lik bir SSD'si vardı. İşletim sistemini çalıştırmak üzere kullandım. Böyle bir donanım üzerinde denedim. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Özellikle bu B450M anakartı çok popüler bir anakart. Uygun fiyat performans eksenli bir anakart. O yüzden onda bile çok rahat bir şekilde güzel bir şekilde çalıştı. Bu RAM'lerin ışıklandırma meselesine gelecek olsak RGB konusundan bahsediyorum. Asus'un bir yazılımı var. O yazılımı kurmanız gerekiyor önce bilgisayarınıza ki sizin diyelim ki başka bir anakartınız varsa Gigabyte olabilir, MSI olabilir veya başka bir markanın olabilir ki genelde en çok kullanılan bunlar zaten. Onunla ilgili yazılımı bulduğunuz zaman onu yüklüyorsunuz zaten yazılım otomatik olarak RAM modülünü tanıyor. Yani bir şey yapmanıza gerek yok. Yazılım üzerinden bazı ayarlar ve seçenekler var. Şimdi onları size göstereceğim ben. Şuradan ekrandan da bakmış olayım. Asus'un yazılımının ismi de söyleyeyim arkadaşlar. Armory Create isimli bir yazılım var. Bunu yüklediğiniz zaman Aura Sign bölümüne gelince zaten oradaki efektleri görebiliyorsunuz. Bunun üzerinde kullanabileceğimiz ben sayayım şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane efekt var arkadaşlar. Daha doğrusu bir tanesi efekt değil. Yani ışığı kapatıyorsunuz. Toplamda 8 efektimiz var. Şimdi ben konuşurken ekranda bir video göreceksiniz. Burada sırasıyla bu efektlerin hangi şekilde göründüğünü siz de ekranda görmüş olacaksınız. Mesela sabit var. Tek bir renk. İstediğiniz bir rengi seçiyorsunuz ve o renk ışıl damasını sağlıyorsunuz RAM'lerin. Nefes alma var. RAM'ler böyle vuv şeklinde nefes alıyor. Flash var. Hızlı hızlı yanıp sönüyor. Renk döngüsü var. Belli bir renk döngüsü içinde dönüyor. Gökkuşağı var. Yukarıdan aşağı böyle bir şelale gibi gökkuşağı şeklinde bir
renk sıralaması oluyor. Yıldızlı gece var. O da böyle değişik bir şey oluyor. Müzik var. Çalınan müziğe göre hareket ediyor RAM'lerin ışıkları. Bir müzik çalmanız gerekiyor oradaki ışığı duymanız için. Uyarlamalı renk var. Orada da seçtiğiniz bir rengi atayabiliyorsunuz. Koyu var, yani kapalı. Tamamen de kapatabiliyorsunuz isterseniz. Ben hani bunu açmayayım. Aman bu yanmasın da diyebiliyorsunuz. Bu da tamamen sizin tercihiniz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. RAM'in özelliklerine baktığımızda CL değerinin 19 ila 22 arasında değiştiğini görüyoruz. Tabi bu seçeceğiniz modüle göre değişiyor ama CL değeri genelde bu şekilde değişmiş oluyor. CPU Z üzerinden bu RAM'lere baktım. Bazı değerler de söyleyip 1329.8 MHz'lik bir DRAM frekansı gösteriyor bana. Şu anda latency olarak baktığımızda da 20'yi görüyorum mesela baktığımda. 19-20 arasında değişiyor. Farklı farklı seçenekler var. 2x64 bitlik bir kanalımız var. RAM'in bu anakart üzerindeki değerleri de bu şekilde arkadaşlar. Tabi şimdi aklımda şu soru geliyor. Yani illa böyle RGB'li RAM almak zorunda mıyım? Hayır, değilsiniz arkadaşlar. Çünkü fiyatlara baktığımda ben hatta onu da araştırdım arkadaşlar sizler için. Mesela 16 GB olup RGB olmayan DDR4 RAM'lerin fiyatı 800 TL'den başlıyor. Bu üründe 1100 TL. Yani arada 300 TL'lik bir fark söz konusu. Hani 300 TL verdiğiniz zaman böyle yanar döner bir RAM almış oluyorsunuz. Değer mi değmez mi? Bu kişiye göre değişir. Hız olarak, güç olarak veya diğer özellikler olarak RGB olmadığı halde bu özellikleri sunan RAM'ler de var. Onları da alıp kullanabilirsiniz. Biraz daha paranız cebinizde kalır. Ama yani biraz şekilli olsun. Masaüstü bilgisayar topladım ama biraz da böyle güzel görünsün derseniz bu şekilde de alabilirsiniz. Ama bunun hani teknik olarak hızına, gücüne, ne bileyim performansına falan bir katkısı yok. Aklınıza öyle bir şey gelmesin. Hani RGB'li almazsak daha yavaş mı çalışır? Hayır. RGB'li almadığınız zaman, normal RAM aldığınız zaman bilgisayarınız daha yavaş çalışmayacak ya da bunlar daha hızlı çalıştırmasını sağlamıyor. Fakat estetik olarak daha güzel görünüyor mu? Bence görünüyor. Ama siz almak zorunda değilsiniz. Hem XPG'nin hem de farklı markaların RGB olmayan ve gayet güzel hızlarda çalışan, gayet güzel frekans değerlerine sahip farklı RAM'leri de bulunuyor. XPG'nin bu Spectrix D41 RAM'leriyle ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin merak ettiğiniz farklı konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Neden? İşte bu tarz ürünler geliyor. Kaç abonem var? Videoların kaç izleniyor diye soruyorlar. Bu konuda destek olursanız çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla hepsine abone olabilir, üye olabilir ve beni oralardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.